Mutlak imzalı belgeleri yolla. Bendeki dosyayı ekleyeceğim. Gardiyan Bey, izin verirsen telefonumu açayım. Görüş saati? Uzun konuşma, merak etme. Çık dışarı. Gardiyanmış, görüş saatiymiş. Bu Türkçeyi sonradan öğrenmiş hali. Ana dili olsa ne olacaktı kim bilir? Tam zamanında aradın Pınar. O kadar bunu almıştım ki. Kaçtım seni arayınca. Gel o zaman yanıma. Koracığımı bekliyorum ben de. Hem bir hava alırsın. Ne güzel. Sevdiğinle olacaksın. Ya ben? Ya benin yanında. Gelme mümkün değil, iş var. Gelişme var mı? Nasıl gidiyor araştırma? Her belge detaylıca inceleniyor. Ama şu ana kadar kayda değer bir bilgiye ulaşamadık Yaman Bey. Ben bir gelişme olursa size haber vereceğim. Ayrıca bugün metinleri kontrol etmek için konağa da geleceğim. Hazırlanıyor çeviri. Gelirsin birkaç saate. Birkaç saatte olsa izin alamaz mısın? Bir sürü badireler atlattın, sıkıntılar yaşadın, konuşamadık. Yok Pınar, yaban izin vermez. Çok çalıştırıyor beni. Neden izin vermez? Ne oldu ki? Önceden bu kadar sıkmıyordu seni. Çeviri yaptırıyor bana. Bir an bırakmıyor ki. Nefes alayım. Zalim. Ama asıl sana anlatacağım başka bir şey var. Ne? Hadi anlat, merak ettim. Bir şey oldu Pınar. Öyle tuhaf ki. Hem de nasıl desem, çok değişik. Farklı. Sen çok kabasın. Bağırıyorsun, azarlıyorsun. Hep öfkelisin. Ama herkes senin gibi değil. Keşke uyanmasaydım da seni görmeseydim. Onunla kalsaydım. Bir şey oldu Pınar. Öyle tuhaf ki. Hem de nasıl desem, çok değişik. Farklı. Garip garip haller, tuhaf tuhaf konuşmalar. Ne olduysa oldu. Beni ilgilendirmez. İşini doğru düzgün yapsın yeter. Garip rüyalar görüyorum işte. İyi de doğru düzgün anlatmıyorsun ki. Rüya görmenin nesine bu kadar heyecanlandın Nana? Kimi görüyorsun rüyanda söyle. İyice heyecanlandırdın beni. Sonra konuşalım mı Pınar? Geç kaldım ben. Yaban kızacak yine. Dur gidersin. Sorma cevap verik. Kim rüyana giriyor? Yoksa? Evet. Bildin o.
Nanacığım, duygularını bastırdığın için bütün bunlar oluyor. İmkansız deyip gündüzlerden kovuyorsun, gecelerde böyle karşına çıkıyor. E şimdi bırakmıyor beni. İki gündür sürekli karşıma çıkıyor. Ne gördün peki? Nasıldı? Yani yabandı ama bu yabana hiç benzemiyordu. Onun tam tersi. Nasıl yani tam tersi? Ne yapıyordu? Ne söyledi mesela? Aman neyse, saçma sapan şeyler işte. Hayır olsun anacığım. Rüyalar tersine çıkar derler ama bazıları da gerçek olur. Of, deme öyle. İkisi de bıraksın peşimi. Hem ya ben rüyamdakini tam tersi, nasıl katlanacağım bilmiyorum. İşimiz de var. Sana kızın geçinden üçe kadar say, güzel şeyler düşün. Rüyamdaki Yaman'ı mesela. Pınar. Rahatla diye söylüyorum. Yani sakinleş diyorum, sinirlerini gevşet. Böylelikle Yaman'la da kavga etmezsiniz. Hem nereden biliyorsun? Belki de yabanın içinde senin gördüğün bir Yaman vardır. Hayat hikayeni anlattın galiba. Anlamadın? Uzun sürdü konuşman, bir türlü gelemedin. Önemli bir şeyi anlatmam gerekiyordu da arkadaşıma. Ondan? Burada önemli bir işimiz var. Önce işini bitir, ondan sonra kime anlatırsan anlat hayatındaki gelişmeleri. Hayatımda gelişmeyin tek şeyi var. O da sensin. Haddini bil. Hem işini yarım yapıyorsun hem de saçma sapan konuşuyorsun. Aklın bir karış havada. Kime diyorum? Şimdi de mesajlaşıyor musun? Çalışmaya ne zaman sıra gelecek? Pınar bir şeyi sordu. Ben de cevap mı yazıyorum? Neden oldu ki? Daha az önce konuşmadınız mı? Bir sorumluluk aldın. Üzerine düşen görevi bitireceksin önce. Anladın mı? Özel hayatında işini birbirine karıştırmayacaksın. Sana kızın geçinden üçe kadar say, güzel şeyler düşün. Sakin ol Nana. Güzel bir şey düşün. Şimdi bir, iki, üç. Karşılaştığımız ilk anda etkiledin beni. Cesaretin, deliliğin, inatçılığın, tuhaflığın, aklın, savaşçılığın. Herkesten başkasın. Çünkü sen bu dünyada beni yenebilecek tek varlıksın. Yine sen. Ne yapıyorsun şimdi de? Oyun mu oynuyorsun? Güzel şeyler düşünüyorum. Senin stresinden kurtulmak için. Sana da tavsiye ederim. Dön işine.